Yani takvimsel olarak aslında bir seçim sürecine girdik diyebiliriz. Ancak hem öngörümüz bakımından hem de kısa dönemde yaşadığımız gelişmeler normal bir burjuva devletin içerisinde dahi olmayacak şekilde seçim sürecinin geçeceğine dair bir öngörüler daha fazla birikti diyebilirim. Mesela bu Taksim'deki patlama sonrası gerçekleşen Kuzeydoğu Suriye ve Rojava'ya yönelik saldırılar başta olmak üzere seçim sürecinin böyle bir savaş atmosferi içerisinde gerçekleşeceğini şimdiden öngörebiliriz. Dolayısıyla bu anlamıyla bizler açısından da seçim süreci olarak tarif ettiğimiz şeyde mevcut iktidarın bütün seçim sürecini manipüle etmeye yönelik bütün hamlelerini göğüsleyebilecek bir hareketin yaratılması bizler açısından elzem duruyor. Ege bölgesi açısından dediğim gibi çok farklı ulusa, inanca mensup değişik halk kitleleri var. Bizler Emek ve Özgürlük İttifakı'nı açıkçası bu geniş kesimlerin kendi politik temsiliyetini bulabildiği yegane yer olarak görüyoruz. Bu bağlamda mesela burada İzmir'de yaşayan Çetni Alevilerinden tutalım da Yörük vatandaşlarımıza kadar onların ezilmişliklerine veya bu ülkenin geleceğine dair taleplerine yönelik politika üretiyoruz. Zaten HDP olarak böyle geniş kesimlerle bağımız var. Ama Emek ve Özgürlük İttifakı eğer ki geniş bir demokrasi ittifakı kurmak istiyorsa elbette ki onların gündemlerine yönelik de politikayı bundan sonrasında gerçekleştirecektir. Şöyle bir durum var. Yani bunu skalarsak açıkçası esası kaçırmış oluyoruz. Birçok halklar açısından bu rejim 100 yıllık bir tekçi ve üniter yapı üzerine kuruldu. Ve mevcut faşist rejim kendi rıza üretme kapasitesini de maalesef kendi politik özgürlüğünü kazanamamış bu ezilen kesimlerin inkarına dayalı. Mesela Kürt sorununun demokratik çözümlemesinin esas nedenlerinden bir tanesi bu. Kürt halkı buna yönelik bir mücadele içerisinde ama sadece kendisinden ibaret bir mücadele ortaya koymuyor kuşkusuz. Ezilen, kimliği yok sayılan bütün kesimlerin mücadelesini de yürütüyor aynı zamanda. Bu noktada İzmir'de mesela inancı yok sayılan Çepni Alevilerinden tutalım da Yörüklere, Terekemelere, herkese kadar Emek ve Özgürlük İttifakı onların politik özgürlüğünü kazanmaya yönelik bir odak olarak kendisini inşa ediyor ve bundan sonra da bu kesimleri kendi içerisine katmaya yönelik çalışmalarda bulunacak. Yani yoğun bir baskı ortamı içerisinde bu seçimlere gideceğini söylenebilir. Sansür yasası geçti. Meslek örgütlerine ve emek örgütlerine yönelik saldırıları zaten yaşıyoruz. Gazetecilere yönelik gerçeği, hakikati karartmaya yönelik yapılan girişimler ortada. Bu koşullar içerisinde bir seçim sürecinin öngörüldüğünü tahmin edebiliyoruz. Toplumsal muhalefetin sesini kısmak, susturmak, toplumu siyasetsizleştirmek ve faşizmde egemen olmak, herhangi bir alternatifin bu topluma verilmeyeceği, herhangi bir olumlu, umutlu, emekten, demokrasiden ve barıştan yana bir geleceği bu topluma sunulmayacağını çok net bir şekilde gösteren ve buna biat etmesini gerektiğini mesajını veren bir atmosfer var. Bu AKP ve MHP iktidarı tarafından dayatılan. Diğer taraftansa bunun karşısında muhalefetmiş gibi görünen bir altılı masa var ve orada da aslında tablo hiç farklı değil. Kürt halkına yönelik savaş konsepti konusunda zaten uzlaştıkları bir durum var. İşçilere, emekçilere yönelik vaat edilen herhangi bir şey yok. Halkın yoksulluğunu çaresi olabilecek temel ihtiyaçlarını giderme noktasında herhangi bir çözüm planlamaları yok. Yani her şeyden önce aslında ittifakımızın ilk şeyi kelimesi emek. Yani burada emeği esas alıyoruz. Çünkü her şeyin temelindeki güç emekten kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla burada temel harçlarından bir tanesi ittifakımızın emekçilerin tekrar güçlenmesi. Şu an kölece çalışma koşulları, ağır çalışma koşulları içerisinde yani ağır vardiyalarla çalışan bir pozisyon içerisinde işçi sınıfı var. Buna karşı mücadele edecek zeminlerini de aslında çok
sistem tarafından sınırlandığını görüyoruz. Sendikalar etkisizleştirilmiş, yani pek çok yerde sendikalar felç haline gelmiş durumda ya da işbirlikçileşmiş durumda. Onun dışında daha mücadele etmeye çalıştığı yerlerde görevlerin yasaklandığı, sendikalıların üzerine baskıyla gidildiği ve işçi sınıfının direnişlerinin aslında devletin kolluk güçleri tarafından patronun direkt yanında yer alarak, yani öyle devletin tarafsızlık şeyini de aslında ortadan kaldırdığı net bir şekilde patronlardan, sermayeden yana bir tutum içerisinde olduğunu görebiliyoruz. En son işte metal iş kolunda Bekart görevinin yasaklandığı örneği hepimiz beraber yaşadık. Burada verilecek cevap da zaten Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu iş yerinde fiili görevde sürece devam etmek. Yani bu dönem işçi sınıfının haklarını yasalardan önceye koyduğu meşru mücadele ekseninde bir yaklaşımı geliştirmesi gerekiyor ve Emek ve Özgürlük İttifakı da aslında bu gibi zeminlere güç taşımak, bu gibi zeminlerin sözcülüğünü yapmak ve bu gibi zeminleri daha da yaygınlaştırmak gibi bir misyonu da, bir yeleğin de kuşanması, üstlenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, 2023'te seçimlerin olması gerekiyor ama baktığımızda seçim tarihi yaklaştıkça iktidarın da baskılarının arttığını görüyoruz. Ve bunun en son örneğinin Ekrem İmamoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasetten men cezasının çıkmasıyla yaşamış olduk. Yani demokratik haklar, seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınıyor. Yani bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik değil, aynı zamanda onu seçenlere de bir ceza niteliğinde. Bunun gibi daha önce de örneğin HDP'li belediyelerin belediye başkanları görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atanmıştı. Yine halkın temsilcilerine yönelik işte cezalandırma yoluna gitmişti iktidar. Yani karşısındaki muhalefeti mümkün olduğunca bölmeye ve etkisiz hale getirmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Baktığımızda gerçekten artık halk bir değişim istiyor. Yani bu ekonomik krizle de birlikte iktidarın ekonomi politikalarının sonucu çok yoğun, derin bir yoksulluk yaşanıyor ülkede. Çalışma şartları çok kötü, uzun saatler çalışılıyor ve tek bir işte aldığı maaş yetmediği için işçiler ikinci, üçüncü işlerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Bütün yaşamları iş ve ev arasında geçer durumda. Bu yüzden bir değişim şart, yani bu kadar baskı ve bu kadar zor yaşam koşulları altında, bu kadar baskı altında artık insanlar yaşamak istemiyorlar. Özellikle gençler bir değişim istiyorlar ve normal koşullarda gerçekleşmesi durumunda, yani gözlemimiz bu iktidarın değişeceği yönünde. Ama normal koşullarda gitmeyeceğimize dair her gün emareler giderek artıyor. O nedenle biz şunu da söylemiyoruz. Yani seçimi bekleyelim, sandık önümüze gelsin, biz bu iktidarı göndereceğiz. Böyle bir şey yok. Yani biz seçim gününe kadar sürekli olarak bir mücadele içerisinde olmalı ve bu mücadeleyi örgütlemeliyiz. Bizler açısından, yani muhalefet açısından da aslında bir yandan, yani bu bütün baskılarla birlikte bazı olanaklar da var. Yani siyasal iktidarın bıraktığı boşlukları, dolduramadığı boşlukları doldurma fırsatımız var. O açıdan önümüzde, yani bütün bu baskılara, onların kurmak istediği baskıya rağmen olanaklar var. Biz bu süreci biraz böyle götürmek istiyoruz. Yani siyasal iktidarın işçilere, emekçilere hiçbir şey vaat edemediğini anlatmaya çalışıyoruz. Onların bütün halklar üzerinde, işçiler, emekçiler, aydınlar üzerinde kurdukları baskıları kaldırabileceğimizi, bunlara karşı gelerek seçim sürecine daha rahat gidebileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle, Millet İttifakı
İttifakı dediniz işte, Millet İttifakı ya, Cumhur İttifakı'nın halini zaten anlattık. Yani kadınlar, o kadınların yani yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bile kaldırdılar bazı tarikatlardan oy alabilmek için, yani kadın düşmanlarından oy alabilmek için. İktidarın politikası bu. Millet İttifakı'na baktığımızda da işte geçtiğimiz günlerde bir program açıkladılar. Orada fark ettiyseniz yani İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz bile demiyor. Ama biz diyoruz ki yani ilk işlerimizden birisi bu olacak. Yani kadınların zaten Emek ve Özgürlük İttifakı'nı yani mücadele eden kadınlar oluşturuyor. O açıdan tabii ki mücadele eden, hayatın özgürlüklerini savunan bütün kadınların yeri Emek ve Özgürlük İttifakı'dır diyoruz. Ya tam bir hani öngörümüz şu, hedefimiz de o. Ya bu iktidarı göndermek bir kere. Ya Emek ve Özgürlük İttifakı olarak da bütün hani ülkedeki muhalefet ve sol olarak da hedefimiz ilk başta bu iktidarı göndermek. Bunun için zaten hani Emek ve Özgürlük İttifakı olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani ilk hedefimiz bu iktidarı göndermek diyebiliriz. Onun sonrasında işçiler için, emekçiler için, kadınlar için, gençler için, bütün halklar için daha hani aydınlık ve güzel bir Türkiye kurmak, onun adımlarını atmak diyebiliriz. Yani iktidar bu yolda her şeyi yapacaktır. Yapıyor da zaten, görüyoruz. Bütün hani baskı aygıtlarını kullanıyor. İşte bir seçim ekonomisi açıklamaya çalışıyor. Tam yapamıyor çünkü zaten öyle bir kaynağı yok yani. Ama yani onları kurtarmayacak bunlar diye düşünüyoruz. Çünkü onlar ne kadar baskı uygularsa uygulasın artık vadelerinin dolduğunu düşünüyoruz. O açıdan yani halkın seçeneğinin Emek ve Özgürlük İttifakı olduğunu da ekleyelim buradan.